Ekranlarından merhabalar değerli izleyicilerimiz. Gündemin sıcak gelişmeleriyle yine karşınızdayız. Dilerseniz gündemimize önce özetlerimizle başlayalım, sonra haber detaylarıyla devam edeceğiz. AK Parti ilçe kongreleri öncesi adaylarını belirledi. Başkan Büyük Kılıç telefonda şebeke sorununu çözdü. Kayseri'de yaşlı kadın kaldığı bakım merkezindeki odasında ölü olarak bulundu. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak. AK Parti ilçe kongreleri öncesi adaylarını belirledi. Açıklama Kayseri Koordinatörü İshak Gazel'den geldi. Gazel, Talas ve Özvatan ilçe başkanının değiştiğini duyurdu. Açıklamada 5 ilçenin de yerini koruduğu belirtildi. Akkış'ta da geçtiğimiz haftalarda değişim yaşanmıştı. AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu beraberindeki yöneticilerle genel merkeze istişarelerde bulunmak için gitti. İlçe adaylarının isimlerini götüren AK Parti yönetimi Kayseri Koordinatörü İshak Gazel'le görüştü. Gerçekleştirilen istişare toplantısı sonrası ilçelerin adaylarının isimlerini İshak Gazel açıkladı. Gazel, genel merkezimizde teşkilat başkanımız ve koordinatörlerimizle istişarelerde bulunduk dedi. Bu istişareler sonucunda Özvatan ve Talas'ta değişime gidildi. Özvatan'da Nasip Aksoy'un yerine Erkan Bulut, Talas'ta da Kerem Ekici'nin yerine Hasan Nuri Kuş ilçe başkanı adayı olarak gösterildi. Daha önce de Akkış'ta ilçe başkanı Hayrullah Dündar'ın yerine Özgür Özuz'un ilçe başkanı seçilmişti. İshak Gazel'in açıklamasında 5 başkanın yerini koruduğu da duyuruldu. Açıklamaya göre Pınarbaşı'nda Türkay Kaya, Develi'de Osman Turan, Yahyalı'da Esat Türkmenoğlu, Hacılar'da Ahmet Öğüç ve Sarız'da Hulusi Karay'la yola devam kararı alındığı vurgulandı. İshak Gazel açıklamasında yeni yönetime başarılar dilerken eski yöneticilere de emek ve katkılarından dolayı teşekkür etti. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Çetin Arık, İl Başkanı Ümit Özer'le birlikte televizyonumuza bir ziyaret gerçekleştirdi. Televizyonumuz ve gazetemiz çalışmaları hakkında bilgiler alan CHP Milletvekili Çetin Arık, vatandaşlara da maske, mesafe ve temizlik uyarısı yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Çetin Arık, televizyonumuza bir ziyaret gerçekleştirdi. Milletvekili Arık'a İl Başkanı Ümit Özer de eşlik etti. CHP heyeti haber müdürümüz İsmail Şahin'le bir süre görüştü. Arık ve beraberindeki heyet televizyonumuz ve gazetemiz çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Ziyaretin sonunda bir açıklama yapan milletvekili Arık, vatandaşları virüse karşı uyardı. Milletvekili Arık, evde kal çağrısı yaptı ve maske, mesafe, temizlik kurallarını hatırlattı. Ve Kayseri'de bu manada pandemiden oldukça olumsuz etkilenen şehirlerimizin başında geliyor. Burada hem ekonomik kayıplarımız çok ciddi durumda, hem de can kayıplarımız çok ciddi durumda. Kimisi eşini kaybetti, babasını kaybedenler, annesini kaybedenler, yakınlarını kaybedenler, arkadaşlarını kaybedenler var. Bunlara Allah'tan rahmet diliyorum ve yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Burada şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bu can kayıpları için her vatandaşın sorumlu olduğunu ve herkesin sorumlu davranması gerektiğini düşünüyorum. Artışın temel nedeni kurallara uymamak. Yani nedir? Maskemizi takmamak, mesafeye uymamak, hijyene uymamak, toplu yerlerde bulunmak. Onun için vatandaşlarıma bir kez daha çağrıda bulunmak üzere de buradayım sizin aracılığınızla. Sağlık çalışanlarımız hayatlarını kaybediyorlar. Onlar gerçekten tükenme noktasına geldiler. Bir hekim olduğum için biliyorum, arayan meslektaşlarım var, arayan vatandaşlarımız var. Yoğun bakımda yer bulamıyoruz, yardımcı olun bize diye arayan vatandaşlarımız var. Ve hekim arkadaşlarımızdan yoğunluk çok arttı. Gece gündüz nöbetteyiz. İnsanlar hayatını kaybediyor, meslektaşlarımızı kaybediyoruz, yakınlarımızı kaybediyoruz. Böyle giderse hasta seçme noktasında kalabiliriz ve siz de siyasetçi olarak, hekim olarak vatandaşlara gerekli uyarıları yapın diyen meslektaşlarımız var. Tabip odaları başkanlarımız uyarıyor, meslektaşlarımız uyarıyor, sağlık çalışanları uyarıyor. Ben de bir kez daha vatandaşlarımızdan özellikle ve özellikle şu süreçte siz de bir yakınınızı kaybedebilirsiniz.
Ailenizden birini kaybedebilirsiniz. En çok sevdiğinizi kaybedebilirsiniz. Kaybetmezseniz de birinin bir yakınını sevdiğini kaybetmesine vesile olabilirsiniz. Lütfen kurallara uyun. Kayseri'de vakaların fazla olması tedbirleri sıklaştırdı. Kimi vatandaşlar kurallara uyarken kimileri uymayıp ceza alıyor. Vatandaşlar evde kalma çağrısında da ortak kanıda. Özellikle son dönemde ülkemizin ve bakanlığımızın... Vakalar tüm Türkiye'de artarken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın artış hızı noktasında Kayseri'yi işaret etmesi Kayseri'de tedbirleri arttırdı. Vatandaşlar özellikle maske konusunda temkinli ancak sosyal mesafe noktasında biraz acemi. Mikrofon uzattığımız her vatandaş tedbirleri harfiyen yerine getirdiğini söyledi. Kayseriler kurallara uyuyor mu? Yani pek değil tabii ki. Pek değil mi? Ama siz uyuyorsunuz. Tabii ki. Sen ne kurallara uyuyorsun? Hangi kurallara uyuyorsun? Yani tabii ki dikkat ediyoruz maskenizi takıp. Kurallara uyuyor musunuz? Tabii ki herkesin uymak zorunda. Bu bir hastalık yani. Neden arttı hala tekrar vakalar? Şimdi bazı işlerimizde cahil insanlar var. Bunu yavan alıyorlar. Maskemizi takıyoruz. Sosyal mesafeye bakıyoruz. Özellikle ben ovanı da hassasım, temizliğe de dikkat ediyoruz. Vatandaşlar gerekmedikçe evden çıkmadıklarını belirtiyor ve diğer vatandaşlara da evde kalın çağrısı yapıyor. Ya uyarılarımız yani hükümetin verdiği kurallara uymaları, kanunlara, nizamlara uymaları. Artı vatandaşın sağlığı önemli. Ölenleri görüyorum Avrupa'da. Türkiye'de. Burada valilik bir açıklama yaptı. Dedi ki hafta sonları dışarı çıkmayın dedi. Ne diyorsunuz siz? Vallahi valilik ne diyorsa uymak zorundalar. Yani gerekli olmadıkça çıkmamaya çalışıyoruz ama okuldaki kurslardan falan ister istemez çıkıyoruz. Peki insanlar çıkmalı mı çıkmamalı mı ne söylersiniz? Yani şu an için Vali Bey de dedi biraz daha altında tuttuk bunu, toparladık dedi virüsü. Ama ister istemez hala yüksek, şu an çıkmamaları gerekiyor. Şurada oturan vatandaşların hepsi gezmeye geldi, kimsenin işi yok. Kurs için çıkıyorum. Otobüse de zaten biliyorsunuz ayakta yolcu almıyor. Sayın valimize zaten gerekmedikçe 15 gün evden çıkmayın dedi. Ona da uymaya çalışıyoruz. Uyuyoruz yani. Çıkmasın mı insanlar? Çıkmasın. Çıkmasa bu hastalık gidecek. Ne oluyor ya? Kimi düğün yapıyor, kimi bayramda kurban kesiyor. Herkes öpüp kapın. Bunun sonu neye varacak? İcikse Türk milletimizde de var hata. Evet, çıkmasınlar o yüzden. Çıkmasın. Erdoğan ne yapsın onu? Peki bir sağlıkçı olarak çağrınız nedir vatandaşlara? Herkes kurallara uysun istiyoruz. Evden? Yani mesafeye uyalım, maskelerimizi takalım. Bize de yardımcı olmalarını istiyoruz. Evden çıkmasınlar değil mi? Kesinlikle. Vallahi evden çıkmasanız iyi olur. Cila yemeyin, maskenizi takın. Ellerinizi sürekli dezenfekte edin. 2018 yılında yapılan özelleştirme sonucunda ilk kez bir kooperatif fabrikası tarafından satın alınan Turhal Şeker Fabrikası'nda 87. pancar alım kampanyası düzenlenen törenle başladı. Turhal Şeker Fabrikası'nda 87. pancar alım kampanyası düzenlenen törenle başladı. Turhal Şeker Fabrikası'nda düzenlenen törene protokol üyeleri, fabrika yöneticileri ve çiftçiler katıldı. Başarmaya devam edeceğiz. Törende ilk konuşmayı yapan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, kampanya açılışının çiftçi açısından adeta bir düğün ve bayram günü olduğunu belirtti. Özelleşme dönemindeki gösterdiğimiz gayret ve performanstan dolayı özelleşmenin yüz akı diyorduk. Şimdi ise üretimin ve işletmenin yüz akı haline geldi. Bu özellikleriyle bu bölgenin yerli ve milli kuruluşu olma özelliğini de böylece pekiştirmiş oldu. Bu sayede fabrikaya ve şeker pancarına küsmüş, tekrarını söylüyorum, fabrikaya ve şeker pancarına küsmüş pancar çiftçisi yeniden şeker pancarı ve şeker fabrikası ile barışır hale geldi. Ve bu bizden yoğun bir şekilde kota talebiyle karşılaşıyoruz. Bundan da anlıyoruz. Başkan Akay'ın ardından söz alan AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt ise özellikle özelleştirme süreci döneminde kapıldıkları karamsar tablonun Kayseri Şeker'in Turhal'ı almasıyla birlikte yok olduğunu ve yerini başarı hikayelerine bıraktığını söyledi. Ama şu anda Turhal Şeker Fabrikası, Kayseri Şeker Fabrikası bünyesinde Türkiye'de sektörün öncüsü, sektörün belirleyicisi. Bugün Turhal Şeker Fabrikası
Turhal'ın yüz akı, Tokat'ın yüz akı. Son olarak kürsüye çıkan Tokat Valisi Ozan Balcı ise Turhal Şeker Fabrikası'nın sadece bir şeker fabrikası değil, aynı zamanda Turhal'ın bölgenin ve Türkiye'nin göz bebeği olduğunu ifade etti. Sadece bir şeker fabrikası değil, Turhal'ın bölgenin, hatta Türkiye'nin bir göz bebeği kuruluş, milletimizin alın teriyle kurulmuştur, bugüne kadar da gelmiştir. Sadece ekonomik faaliyet yapan bir fabrika değildir, aynı zamanda sosyal kültürel dönüşümün öncüsü bir fabrika olmuştur. Yapılan konuşmaların ardından fabrikaya pancar getiren ilk 3 çiftçiye ödülleri verildi. Yapılan dua ve kesilen kurbanın ardındansa Turhal Şeker'in tarihindeki 87. Kayseri Şeker bünyesinde ise 3. pancar alım kampanyası başlamış oldu. Efendim, gelin şimdi de ekonomi gündemiyle devam edelim. Piyasalar hafta yine hareketli kapattı. Euro 9.02'lik fiyatla yine rekorunu yeniledi. Ekonomist Ömer Uzunoğlu'na göre Euro'nun 10 TL'yi bulması bekleniyor. Altında da yine bir tahminler yükselişte. Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu'nun açıklamalarının ardından Euro bir kez daha rekor tazeledi. Merkez Bankası Para Kurulu toplantısının açıklamaları sonrasında piyasada önce bir yumuşama oldu. Fakat 200 baz puanlık artışı müteakip henüz birkaç dakika geçmeden yeniden yükselişe geçti fiyatlar. Ekonomist Ömer Uzunoğlu açıklanan rakamları değerlendirdi. Uzunoğlu, Euro'nun 10 TL'yi görebileceğini söyledi. Çok büyük ihtimal yukarı trend devam edecek çünkü beklenti bitti. Aslında Merkez Bankası attığı adımda doğru bir şey yaptı. Eğer 8.25'te tutsaydı politika faizini bugün dövizi çok daha yukarılarda görebilirdik. 200 baz puanlık atışta bu noktaya gelebildik. Enflasyon 11.5'un altına düşmüyor Türkiye'de. Dolayısıyla faizleri eğer biz 11.5'un üzerine taşıyamazsak, hatta artı 2 veya 3 puan faiz veremezsek vatandaşa, kesinlikle yatırımcı TL'de tutmayacaktır tasarruflarını. Dövize ve altına yönlendirecektir. Bu sıkıntıyı aşabilmek için Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık adımını ben önümüzdeki ay yapılacak olan toplantıda devam edebileceğini düşünüyorum. Aslında düne kadar böyle bir fikre sahip değildim, ancak dün atılan adımdan sonra ancak böyle bir şeyin reel olarak gerçekleşebileceğini düşündüm. Dün attığı adımları olumlu karşılıyorum, ancak dövizdeki çıkışı durdurabileceği kanaatini taşımıyorum. Altın fiyatları ise haftayı düşüşle kapattı. Sarraf İhsan Gülderdi son rakamları açıkladı ve altın almanın tam zamanı dedi. Hafta içi de devam eden onsun düşmesi altını şu anda dip seviyelere çekti. Dün Merkez Bankası'nın müdahalesiyle birlikte dolarda ve euroda biraz gevşeme oldu. Bu da doların düşmesiyle birlikte altın fiyatlarını biraz aşağı çekti. Has fiyatını 470 seviyesinden 458 seviyesine kadar düşürdü. Çeyrek altın 780 seviyesinden 755'e kadar düştü. Bugün çeyrek altın 755 lira, yarım altın 1510 lira, tam lira yani Cumhuriyet altında 3020 liradan alıcısını bulmakta. Gremse ise 7550 liradan, 22 ayarsa 440 liradan alıcısını bulmakta. Bizim gördüğümüz, öngördüğümüz buraların dip noktalar olduğu, alım noktası olduğu. Bundan sonra onstan ve dolardan yükselme sebebiyle altının da tekrardan yukarıya doğru hareket edeceği kanaatindeyiz. Kayseri Gaz pandemi döneminde işlemlerini çağrı merkezinden ya da internet sitesi üzerinden yapmaları için abonelerine temassız çözümler sunuyor. Kayseri Gaz Genel Müdürü Dinçer Akbaba pandemi döneminde evden çıkmadan pek çok işlemi bu kanallarımız vasıtasıyla yapmak mümkün dedi. Kayseri Gaz, abonelerin doğalgaz işlemlerini Kayseri Gaz merkezlerine gitmeden çağrı merkezi ve internet sitesi üzerinden yapma kolaylığı sunuyor. Kayseri Gaz aboneleri abonelik fesi, fatura oluşturma ve hatalı fatura düzeltme, iletişim bilgilerinin güncellenmesi, kalibrasyon bilgisi, sayaç arıza formu oluşturma, abonelik evrak bilgisi ve gaz kesme, açma bilgisi alma, ödeme kanalları hakkında bilgi alma, talep, öneri ve şikayet kaydı oluşturma gibi işlemlerini 444-5-429 numaralı çağrı merkezinden gerçekleştirebiliyor. Aboneler ayrıca kayserigaz.com.tr adresinden müşteri online işlemler bölümüne girerek işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyor. Aboneler doğalgaz abonelik sorgulama, abonelik başvurusu, abonelik sözleşme feshi ve fatura sorgulama işlemleri için de E-Devlet kapısı uygulamasını kullanabiliyor. Kayseri Gaz Genel Müdürü Dinçer Akbaba, doğalgaz abonelerine pandemi döneminde de kesintisiz hizmet vermeye devam ettiklerini vurguladı. Akbaba,
abonelerinizi müşteri merkezlerimize gelmeden işlemlerini uzaktan gerçekleştirebilmeleri için güçlü bir altyapı oluşturduk. 7/24 hizmet veren çağrı merkezimiz ve internet sitemiz sayesinde abonelerimizin yanındayız. Yapacakları işlemin türüne göre telefonla bize ulaşabilir, kayserigaz.com.tr veya e-devlet kapısı üzerinden taleplerini online olarak gerçekleştirebilirler. Konutunda ilk defa gaz kullanacak olan vatandaşlarımızı ise abonelik işlemleri için merkezlerimize bekliyoruz dedi. Şimdi de hava durumuyla devam edeceğiz. Kayseri'de bir haftadır etkisini gösteren serin hava yerini sıcak havalara bırakacak. Sıcaklıklar hafta sonundan itibaren mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Son günlerde Kayseri'de etkili olan serin hava yerini yeniden sıcak havalara bırakacak. Açıklama Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin ve Uyarı Merkezi Sorumlusu Remzi Koçak'tan geldi. Gün gün hava tahmin raporunu açıklayan Koçak, pazar günü etkisini gösterecek hava sıcaklıklarının 1 Ekim Perşembe gününe kadar mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini söyledi. Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi olarak yaptığımız son değerlendirmelere göre hafta sonu yağışlı sistemin yerini parçalı ve az bulutlu bir havaya bırakacağını TV1 ekranlarından izleyicilerimize bildirmiştik. Önümüzdeki hafta mevsim normallerinin altına gerileyen sıcaklıkların tekrardan mevsim normalleri üzerine çıkarak rüzgarın da güneyli yönlere dönmesiyle beraber sıcak bir etki göstereceği beklentisi içerisindeyiz. Günlük sıcaklıklara değinecek olursak, cumartesi günü 27 derece, pazar günü 32 derece, pazartesi günü 31 derece, tekrardan salı ve çarşamba günleri 29-28 derecelere dönüş sağlanacaktır. Önümüzdeki hafta perşembe gününe kadar sıcak bir havanın, sıcak ve yağışsız havanın etkilerinin devam edeceğini bekliyoruz. Buradan tüm izleyicilerimize mutlu bir hafta sonu geçirmelerini dileriz. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hürmetçi Sazlığı bölgesinde yer alan yerleşim birimlerinin yaşadığı cep telefonu ve internet sorununu çözdü. Yerli ve yabancı turistlerin de uğrak yeri haline gelen bölgeye Başkan Büyükkılıç'ın girişimleriyle baz istasyonu kuruldu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yöresel değerleri ön planda tutmak ve turizmi geliştirmek kapsamında dikkate değer bulduğu Hürmetçi Sazlığı bölgesini ziyaretinde kendisine iletilen telefonda şebeke sorununu çözüme kavuşturdu. Daha önce telefonla dahi konuşamayan Hürmetçi, Dokuzpınar, Karpuz Sekisi ve Gelbula mahallelerinin sakinleri artık internete bile rahatlıkla erişebilir hale geldi. Bölge sakinleri şebeke sorununun çözülmesinin ardından Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ettiler. Telefonlarımızın çekmediğinden dolayı misafirlerimizde büyük sıkıntı yaşıyorduk. İnternete ulaşamıyordu. Telefonlarımızı arayan bizi ulaşamıyordu. Daha öncelerden benim muhtarlık döneminde müracaat ettiğim dönemden bu tarafa Allah kısmet etti. Memduh Başkanımın da katkılarıyla, Hacılar Belediye'mizin katkılarıyla bugünkü hizmet tamamlanmış oldu. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Karpuz Sekiz, Hürmetçi, hatta Dokuzpınar, Gelbulası aynı şehit olduğumuz için özellikle bana ulaşılmıyordu hiç yani. Köy muhtarı olaraktan hiç ulaşılmak imkanı olmuyordu. Vatandaş ya birilerinin haber yolluyordu ya öyle hatta arabaya gelip gidip eve bakıyordu. Yapmış olduğumuz müracaatlar dolayısıyla Memduh Başkanımızın katkılarıyla köyümüzün erişi konulmuştur. Hepsine teşekkür ediyoruz ayrı ayrı. Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu yatırım birimleri müdürleriyle her cuma günü sabahı olduğu gibi saat 06'da Hürriyet ve Yeniköy mahallelerinde teknik inceleme çalışmasında bulundu. Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu mahallelerde inceleme gezilerini sürdürüyor. Başkan Palancıoğlu bu sabah 06'da Hürriyet ve Yeniköy mahallelerinde inceleme gezisi yaptı. Başkan Palancıoğlu mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etti. Erken saatlerde seçilen bir mahallede yatırım birim müdürleriyle inceleme çalışması yaptıklarını hatırlatan Başkan Palancıoğlu, Yeniköy Diş Hastanesi önünden başlayan gezimiz sonuçlarını not aldık. Pazartesi günü tüm birimlerimiz alınan bu notları yerine getirecektir dedi. Hem eksiklikleri tespit edeceğiz hem de yapmamız gereken çalışmalara karar verip pazartesi günü arkadaşlar yoğun bir ekiple birlikte bu mahallelerimize girerek gerekli çalışmaları, tespitleri
yapmış olacak. Her mahallemizde gerçekten farklı projeler hizmete sokuyoruz. Yollar, asfaltlar, parklar, çok farklı projelerimiz var. Ama aynı zamanda da mahalleyi bizzat sabah erken saatlerde salgından dolayı kalabalık olmasın diye arkadaşlarımızla dolaşıyoruz ve gerekli çalışmaları tespit edip pazartesi günü başlayarak da o mahalledeki çalışmalarımızı yapıyoruz. Dolayısıyla Hürriyet ve Yeniköy mahallemize hayırlı olsun muhtarım. Teşekkür ederim muhtarım. Hoş geldiniz hocam. Allah razı olsun, sağ olasın. Muhtarımıza da teşekkür ediyoruz. Tabii muhtarlarımız bizim elimiz kolumuz, her türlü bizlere bilgiyi aktarıyorlar. Aynı şekilde mahalle başkanlarımız. Koca Sinan Belediyesi tüm kırsal mahallelerde hizmet ulaştırabilmek için yoğun gayret sarf ediyor. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, altyapı, üst yapı, çevre düzenlemesi gibi çalışmalarla kırsal mahalleleri de cazibe merkezi haline getirerek yeni Koca Sinan inşa ettiklerini söyledi. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Koca Sinan'ın tüm mahallelerini güzelleştirmeye, değiştirmeye devam ettiklerini vurguladı. İlçede bulunan tüm mahallelere hizmet ulaştırdıklarına dikkat çeken Başkan Çolak Bayraktar, Koca Sinan olarak 156 bin hektar alan üzerinde yaklaşık 400 bin nüfuslu şehir merkezinin en büyük ilçesiyiz. Bu kapsamda ilçe sakinlerimize daha iyi ve daha kaliteli hizmetler sunabilmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu bağlamda daha güzel Koca Sinan için hangi mahallemizde ne sorun varsa orada yapılması gereken konularda çözümler üretiyoruz ifadelerini kullandı. Yapılan yatırımlar ve yapılacak projelerle mahallelerin çehresinin değişeceğini vurgulayan Başkan Çolak Bayraktar, yeni Koca Sinan'ı hızlı bir şekilde oluşturuyoruz. İnşallah kırsal mahallelerimizin güzellikleri daha da artacak ve değerine değer katmaya devam edeceğiz dedi. Başkan Çolak Bayraktar, kırsalın yaşam kalitesini de yükselteceklerini sözlerine ekledi. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk seçim döneminde insanlara yaptıkları vaatleri bir bir yerine getirdiklerini söyledi. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçede Dokuzova Mahallesi'nin kullandığı Develi-Yahyalı arası mesafeyi kısaltan 15 kilometrelik Yerköy Kanal yolunda yapılan sahte kaplama çalışmalarını inceledi. Başkan Esat Öztürk, yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Öztürk, Allah'a hamdolsun sevdamız Yahyalı'ya gece gündüz demeden hizmetlerimiz devam ediyor dedi. Gece gündüz demeden sevdamız Yahyalı'ya hizmetlerimiz devam ediyor. Allah'a hamdolsun. Fenişlerimiz tarafından 9 mahallemizi birbirine bağlayan bir yol faaliyetimiz oldu. Asfaltlama faaliyetimiz oldu. Allah'a hamdolsun. Seçimlerde söz vermiş olduğumuz vaatlerimizi bir bir yerine getirmenin de mutluluğunu yaşıyorum. Ben bu yüzden de Cenab-ı Allah'a öncelikle şükrediyorum, hamd ediyorum. Vaat etmiş olduğumuz ne kadar hizmet varsa onun altından kalktık. Zira altından kalkacağımız faaliyetleri, güzellikleri zaten insanlarımıza söz vermiş olduk. Sati kaplamasını yapmış olduğumuz yaklaşık 15 kilometrelik bir güzergahtan, bir güzellikten bahsediyoruz. Develi Yahyalı arasındaki yolumuzun kısalması hem de 9 mahalleyi birbirine bağlayan yol olması, görsel güzelliğiyle bir kanal kenarında, Ağacaşar Barajımızın kanalının kenarında hem insanlarımız zevkle, keyifle burada seyahat edecekler. Hem de yolları kısalmış olacak. Yol tabii büyüklerimizin dediği gibi yol medeniyettir. Bu inançla da biz 9 mahallemizi birbirine bağlayan bu yolu yapmış olduk. Kayseri'de yaşlı şahıs kaldığı bakım merkezindeki odasında ölü olarak bulundu. Kayseri'de bir kişi bakım evinde ölü olarak bulundu. Olay Melikgazi ilçesine bağlı Ambar Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde bulunan özel bir bakım evinde meydana geldi. 62 yaşındaki Mehmet K'nin kaldığı odada hareketsiz şekilde yattığını gören çalışanlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler Mehmet K'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği odada inceleme yaptı. Mehmet K'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Taze meyve ve sebzelerin yanı sıra tropikal ürünlerde de bulabileceğiniz ZMK Manav Alparslan Mahallesi Kızılırmak Caddesi'nde hizmet vermeye başladı. Tezgahlarında çeşit çeşit meyvelerin bulunduğu ZMK Manav hizmet vermeye başladı. Önceki dönem Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Zekeriya Kaya ve oğlu Mehmet Kaya tarafından hizmete açılan Manav'da taze ve organik meyvelerin yanı sıra tropikal ürünler de yer alıyor. Alparslan Mahallesi Kızılırmak Caddesi'nde hizmet vermeye başlayan Manav'ın açılış kurdelası Kayseri Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifler Birliği Başkanı Mustafa Alan tarafından kesildi. Zekeriya Kaya kardeşimiz, oğlu Mehmet Kaya ile birlikte güzel bir iş yeri açmışlar. Çok güzel şekilde de dizayn etmişler. Yer gerçekten bazen derler ki kelbaşlı berber mi, koçabaşlı dükkan mı? İkisi de lazım. Hem koçabaşlı dükkan olmuş hem de mesleğin mutfağından gelen insanlar. Bu işin tallasını bilen, pazarını bilen, meyvecisini bilen. Dolayısıyla da sabit çok güzel yer açmışlar. Kızılırmak Caddesi'nde ben tebrik ediyorum. Evet, euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Açılışın ardından bir açıklama yapan işletme sahibi Zekeriya Kaya, Kayseri'ye meyve ve sebzenin kalitesini getirmeye devam edeceğiz dedi. Yıllarca bu sebze meyve camiasının içerisinde bulunduğumdan dolayı Kayseri'mize herhalde ömrümüz yettikçe sebzenin meyvenin kalitesini, en güzelini getirmeye devam edeceğiz. Allah nasip etti böyle bir yeri oğlumla beraber açtık. Yıllarca Kayseri'ye temiz kaliteli güzel mallar gelsin diye mücadele ettik. Mücadelemiz ölene kadar sürecek. Bütün Kayserimizi tazeliğe, kaliteye, güzelliğe davet ediyorum. Organik. Yani Kayseri bundan sonra demeyecek. Biz Kayseri'de niye sebzeyi, meyveyi ikinci kalite yiyoruz diye. Birinci kalite yemek isteyen bütün vatandaşlarımızı, halkımızı. Biz Kayseri'yi seviyoruz. Kayseri'den geçimimizi sağlıyoruz. Biz burada doyuyoruz. Elimizden gelen hizmeti de vermek için her zaman varız. Bütün vatandaşlarımızı, Kayserili hemşerilerimizi buraya bekliyoruz. Bültenimize spor haberleriyle devam ediyoruz. HES Kablo Kayseri Spor Süper Lig'in 3. haftasında evinde Büyükşehir Belediye Erzurum Spor'u konuk edecek. Kadir Has Stadyumu'ndaki mücadele saat 13.30'da başlayacak. Sarı Kırmızılılar'da hedef 3 puan. HES Kablo Kayseri Spor Süper Lig'in 3. haftasında evinde Büyükşehir Belediye Erzurum Spor'u konuk edecek. Teknik direktör Bayram Bektaş nezaretinde çalışmalarını tamamlayarak kampa giren Sarı Kırmızılı ekipte galibiyet hesapları yapılıyor. Varsa yoksa 3 puan parolasıyla Erzurum karşısına çıkacak olan Kayseri Spor, ligin ilk maçında Kasımpaşa'yı mağlup etmiş, Alanya Spor'a ise mağlup olmuştu. 3 puanla lige başlayan ancak ligin ikinci maçında Alanyaspor yenilgisiyle haftayı puansız kapatan Sarı Kırmızılı ekip konuk edeceği Erzurumspor maçını kazanarak ikinci galibiyetine imza atmak istiyor. Yeni transferlerinde forma giyeceği mücadelede İlhan Parlak'ın da ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Kayseri Spor Erzurumspor maçını Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Mücadele cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç, Milletvekili İsmail Emrah Karayel ile birlikte Kayseri Spor'u ziyaret ederek yarın Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurum Spor karşılaşması öncesi takıma başarılar diledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Milletvekili İsmail Emrah Karayel ile birlikte Kayseri Spor'u ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, Kayseri Spor'un yarın oynanacak maçtan iyi sonuçla ayrılacağına yürekten inanıyorum dedi. En önemli markalarından biri Kayseri Spor. Bizim olmazsa olmazımız ve değerimiz. Sağ olsun gerçekten gerek iş hayatında gerekse şu yönettiği süreç içerisinde başarılı olarak kamuoyunda gerçekten yer edinen Berna Başkanımızın ve ekibinin başarılarının devamını diliyoruz. İnşallah Kayseri Spor'umuza her zaman olduğu gibi desteklerimizi sürdüreceğimizi, her zaman yanlarında olduğumuzu da paylaşmak istiyorum. Yarın Erzurum Spor'la olan maçımızda da inşallah başarılar diliyorum. Cenab-ı Allah mahcup etmesin diyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz, dayanışmamız berekete vesile olacak, başarıya vesile olacak diye buradan belirtiyor.
değerli başkanımıza böyle yani zor bir görevi sahiplendiği için özellikle teşekkür ediyorum. Başkan Büyükkılıç'a ziyaretleri dolayısıyla teşekkürlerini ileten Kayseri Spor Başkanı Berna Gözbaşı ise ziyaretin maç öncesi olmasının anlamlı olduğunu belirtti. Maçımız var, heyecanlıyız. Tam da yeni antrenmanımız bitti. Eminim sporcularımıza da ben gördüm. Tatlılar gelmiş. Eminim tatlı tavsiyelerle motive edecektir başkanımız. Bizim için tabii bu tip ziyaretler önemli. Kendimizi, kulübümüzü, camiamızın yalnız olmadığının göstergeleri. Gerçekten başkanım da belirtti. Başkan olduğum günden beri zorlu bir süreç, bir kriz yönetmeye çalışıyoruz. Çok şükür ligden düşmedik. Kayseri'den İzmir'e atanan Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici görevini Kahramanmaraş'tan gelen Ali İhsan Kabakçı'ya devretti. Eskici'yi uğurlama sırasında duygu dolu anlar yaşandı. 7 yıldır Kayseri Gençlik Spor İl Müdürü olarak görev yapan ve İzmir'e atanan Murat Eskici görevi Ali İhsan Kabakçı'ya devretti. Kabakçı'yı il müdürlüğü girişinde çiçekle karşılayan Eskici yaptığı konuşmada bunu bir bayrak yarışı olarak değerlendirdi. Eskici görevi büyüğüm, abim, beraber görev yaptığım meslektaşıma emanet etmenin onurunu yaşıyorum. Kendisine başarılar diliyorum dedi. Sayın Bakanımızın tensipleriyle İzmir İl Müdürü olarak görevlendirildim. Tabii Kayseri'de böyle değerli bir büyüğüme, abime, beraber görev yaptığımız meslektaşıma emanet etmenin, teslim etmenin, devretmenin onurunu yaşıyorum. Çok rahatım. İnanıyorum ki Kayseri'deki bayrak ben teslim ettikten sonra benim yaptıklarımın daha çok ileri gidecek. Kayseri'de gençlik faaliyetleri, spor faaliyetleri, tesisleşme hamlesi çok daha ileri gidecek. Çünkü tecrübeli bir müdürümüz burada. Tecrübeli bir isme devrediyorum. Kendisine teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum. Görevi devralan Ali İhsan Kabakçı ise yaptığı açıklamada Kayseri gibi bir spor kentinde görev yapacak olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Kabakçı Kayseri hakkındaki düşüncelerini açıklayıp Eskici'ye spora ve sporcuya verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Öncelikle tabii ki spor kenti Kayseri'de olmak, Sayın Bakanımızın tensipleriyle burada görevlendirilmek, burada bu desteği veren başta sayın milletvekillerimize, diğer bu destekleri bizden esirgemeyen bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Kayseri'de olmak ayrıca beni mutlu ediyor. Böyle bir görevlendirmeden dolayı da ayrı bir heyecandayım. Çünkü Kayseri gerçekten bir spor kenti. Değerli müdürümün söylediği gibi 7 yılda muhteşem işler yaptı. Türkiye'ye örnek oldu. Bu spor kentinde ben de bir spor kökenli, sporun altyapısından gelen ve 12 yıldır da bu teşkilatta olan birisi olarak görev yapmak beni ayrıca heyecanlandırıyor. Konuşmaların ardından İzmir Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne atanan Murat Eskici ailesiyle birlikte Kayseri'den ayrıldı. Bu arada duygu dolu anlar yaşandı. Ağlamak yok. Hadi ağlamak yok. Şurada bize. Evet değerli izleyicilerimiz, bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Ben yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hepinize mutlu, huzurlu ve en önemlisi sağlıklı günler diliyorum.